LGS'ye son bir hafta dikkat edilmesi gerekenleri öğrenmeye hazır mısın Tonguç'um? Hocam inanılmaz stresliyim. Ya kazanamazsam? Annem ve benzeri ne der hocam? Arkadaşlarım ne der? Evet biliyorum. Birçok arkadaşta buna benzer düşünceler var. Ama şunu asla unutmayın arkadaşlar. Bizler sizleri, anneniz, babanız, arkadaşlarınız sizleri siz olduğunuz için seviyor. Ve sizler bu sınava girdiğinizde emin olun çok iyi yapacaksınız. Yani sınavda hepsini doğru yapacağım düşüncesiyle ya da matematiği çok iyi yapmam gerekiyor düşüncesiyle kendinizi strese sokarsanız hiçbir şekilde bu stresten kurtulamazsınız. Ama şöyle diyeceksiniz. Ya ben zaten gayret gösterdim. Ben zaten çalıştım. Ben zaten denemeler çözdüm. Ben zaten okulda hocalarımı dinledim. Yapabildiğim kadarını yaptım. Bundan sonrasını tevekkül edeceğim ve sınava gireceğim diyeceksiniz. Ve şunu unutmayın. En iyi sınav bitmiş sınavdır. Yani sınava girip bittikten sonra oh be diyeceksiniz. Önemli olan o sınav bitene kadar yani sınava kadar yapabildiğinizin en iyisini yapabilmek. Yani gayretinizi en üst seviyede göstermek. Ya keşke şuna da baksaydım. Keşke inkılap tarihinde, fende, matematikte şunu bir kez daha tekrar etseydim dememek için gayret göstermeniz lazım. Ama diyelim ki bir öğrenci zaten matematikte en fazla 15 tane yapabiliyor veya en fazla 10 tane yapabiliyor. O 20 tane yapamadım diye üzülmesine zaten gerek yok ki. Sınavda zor olmuş. O önemli değil. O matematikte 10 tanesini yapacak. Fende yapabildiğini yapacak. İnkılapta, Türkçe'de, İngilizce'de, dinde yapabildiğini yapacak. Ve o da bir Anadolu Lisesi kazanacak. O da bir Fen Lisesi. O da bir Sosyal Bilimler Lisesi kazanacak. O da gireceği liseden sonra Türkiye'nin en iyi üniversitelerine girebilecek. Hiç endişelenmenize gerek yok. Yani şöyle bir şey yok. LGS'de çok iyi yaptığı için hemen onu işe aldılar. Öyle bir şey yok. LGS'den sonra da sınav var. Veyahut da LGS'de yapamadı ve hayatı boyunca pişman. Öyle bir şey yok. LGS'den sonra 9 var, 10 var, 11 var, 12 var. Üniversite sınavı var. Üniversite yani dolayısıyla bu bir sınav. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Bu sınava siz kendi isteğinize giriyorsunuz. Yani bu sınav okuma yazma sınavı gibi değil. Bu sınav yani böyle zorunlu olarak gireceksin. Eğer kalırsan LGS'den sınıfta kalıyorsun. Öyle bir şey yok ki. Öyle bir şey yok. Bu okul yazılısı bile değil. Ama bu güzel bir sınav. Bu kendi isteğinize girip iyi bir liseye girmeniz için önemli bir sınav. Dolayısıyla stres yapmıyoruz. Birazcık stres gerekli ama çok fazla stres yapmıyoruz. Tamam mı Tonguç'um? O zaman çok da stres yapmama gerek yok. Aynen dediğin gibi çok da fazla stres olmaya gerek yok. İnşallah çok iyi yapacaksınız. Şimdi sınav tarihimiz 2021 6 Haziran. Çok az bir süre kaldı ama bu sürenin az olması iyi esasında. Yapalım bitsin gitsin artık. LGS'de iki tane oturumumuz olacak. Birinci oturumda sözel, ikinci oturumda sayısal olacak. Bunları zaten biliyorsunuz. Peki bunları hocam niye söylüyorsunuz 10. defa? Yani esasında saat 9.30'da gireceğiniz sözel sınavından sonra ve saat 11.30'da gireceğiniz sayısal sınavından sonra sınav bitecek. O yüzden bu sınava göre sizler de şimdiden sabah erken saatlerde kalkıp deneme çözmüş olmanız gerekiyor demiştik zaten. Zaten de çözüyorsunuz eminim ben. Sayısalda, sözelde çok iyi yapacaksınız. Hatta size şunu söyleyeyim mi? Sözel lokum gibi geçecek inşallah. Belki birkaç tane Türkçe sorusu hiç çalışmadıysanız sizi zorlayacak. Ama çalıştıysanız sözel adeta lokum diyecek. Böyle oh be ne kadar çok lokum yedim ben diyeceksiniz arada. Arada asla konuşmayacaksınız. Sonrasında da sayısal bölümde de fenden başlayıp ardından da elinizden gelenin en iyisini yaptığınızda matematikte de sizi zorlayacak soruları da tıkır tıkır yaptığınızda zaten mükemmel bir sınav geçecek. Dolayısıyla şu anda sınavı stres yapmanın hiçbir lüzumu yok. Şu anda ne yapıyoruz Tonguç evladım benim? Son bir hafta yapabileceklerimize odaklanıyoruz. Harikasın. Son bir hafta yapabileceklerimize odaklanıyoruz. Şimdi birincisi motivasyonumuzu yüksek tutuyoruz. Stres, endişe, umutsuzluk, sosyal medyada yapamayacak bu tarz şeylerden uzak duruyorsunuz arkadaşlar. Eğer sizin moralinizi anneniz, babanız, arkadaşlarınız bile bozuyorsa bu hafta onlardan uzak durun. Sadece sınava odaklanın. Çünkü sınav günü yalnız başınıza girdiğinizde bu sözel ve sayısal sınava girdiğinizde anneniz gelip de size şöyle diyemeyecek. Kızım bak bunu yanlış yapıyorsun bu cevap diyemeyecek. Dolayısıyla şu anda da annenizin size hiçbir şey söyleme hakkı yok. Yani anne sen sınavda yanımda olacak mısın? Olmayacaksın. O zaman lütfen bir kenara çekil. Ben şu son bir hafta kendime odaklanıp çalışmak istiyorum diyeceksiniz. Eğer anneniz dahi en değerli varlığımız annemiz değil mi? Anneniz dahi sizi bu şekilde durduruyorsa böyle diyebilirsiniz annenize. Bu hafta anne lütfen bana izin ver diyeceksiniz. Ve düzenli uyku ve beslenme de önemli. Niye? Çünkü şu andan itibaren erken yatıp erken kalkmalısınız. Hamburger yiyemez miyiz hocam? Tabii ki sevdiğin şeyleri yiyebilirsin. Onun için hamburger yiyebilirsin. Yani hamburger yiyemez miyim diye bir şey yok. Hamburger yiyebilirsin, patates kızartması yiyebilirsin ama sınava doğru bunları azaltıp daha sağlıklı yiyecekler yemek daha iyi. Yani şu anda istediğin şeyleri yiyebilirsin. Bunda sıkıntı yok. İstediğin yemeği yemekte ya mutlu olacaksın tabii ki. Mutlu girmen lazım. Yani aç girersen sınava ya da bu aralar böyle mutsuz davranırsan olmaz. Sınava doğru hatta bazı öğrenciler kilo alırlar. Bu normal bir şey. Niye? Çünkü sınava çalışıyor. Ondan sonra o kiloyu da verir. Önemli değil. Ama şu anda ilk başta sağlıklı ve mutlu olacağımız yiyecekleri yiyeceğiz ve iyi uyuyacağız. Üçüncüsü de arkadaşlar şu anda bir sürü deneme çözüyorsunuz. Dozdan çözüyorsunuz, LGS geri sayımdan, dörtlü motivasyondan, hedefim dereceden, altı adım hızlı tekrar. Bir sürü kitabımız var. Bunların belki birçoğunu aldınız, belki bir tanesini aldınız bilmiyorum. Eğer almadıysanız, çözmediyseniz çözün istiyoruz. Ama burada yaptığınız yanlışları arkadaşlar mutlaka analiz etmeniz gerekiyor. Yani sen diyelim ki dörtlü LGS motivasyon denemesinde
Bu soruyu yanlış yaptın. Örnek veriyorum. Bir tane örnek vermek istiyorum size. Şöyle göstereyim size. Bir tane sayfa açalım. Mesela şöyle inkılap tarihinden örnek vereyim mesela. Kolay bilersen örnek vereyim ki şimdi stres olmayalım. İnkılap tarihinde diyelim ki şu soruyu yanlış yaptın. Şimdi cevaba C dedin. B çıktı. Cevabını karekodan okutup öğrendin. Bunu nasıl analiz edeceksin? Diyeceksin kardeşim ben buna C dedim. B çıktı. B'nin doğru cevap olduğunu öğrendim. Ama A'da ve D'de ne anlatıyor bu adam? A'da tekke zaviyeler diyor. Tekke zaviyenin olduğunu biliyor muyum? İşte ulusal kültür diyor. Milli kimlik diyor. Aşar vergisi diyor. Teşvik ise. Ben bunların olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Ha, o zaman tamam bu soruyu geçebilirim diyebilirsiniz. Çünkü sizin yanlış yaptığınız soruda doğru seçeneği bilmeniz gerektiği gibi diğer seçeneklerde geçen kelimeleri de mesela fene geçelim. Biraz da fenden örnek verelim. Şöyle. Fene geçelim. Şöyle. Nerede fen? Mesela fen de diyelim ki sen işte örnek veriyorum. Hangi konu? Ben de fenim de çok iyi değil esasında da. Mesela burada diyelim ki maddelerin tamamının buharlaşması için gereken ısı miktarı bilgiyi vermiş. Sen burada doğru yaptın veyahut da yanlış yaptın. Yanlış yapıp doğru cevabı öğrendin. Sen burada aseton, eter, su, özdeş ısıtıcı ne demek? İşte eşit kütle ne demek? Buharlaşması ısı. Yani buradan başka bir türlü soru sorarlarsa ne sorabilirler diye düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mevsimler bekleme diyelim ki doğru yaptın veya yanlış yaptın. Alçak basıncı, yüksek basıncı ne olduğunu bilemedin, öğrendin ama diğer seçenekte ekvator diyorsa, işte yaz mevsiminde 21 Haziran diyorsa bunları da bir daha gözden geçirmen gerekiyor. Yani sorunun ıncını cıncını, yanlış yaptığın sorunun ıncını cıncını çok iyi bir şekilde analiz ettiğinizde, eksiklerinizi ve hatalarınızı gözden geçirdiğinizde artık sınava da hazırsınız demektir arkadaşlar. Ve yanlış yaptığınız soruları duvarınıza da asabilirsiniz. Yanlış yaptığınız bilgileri, unuttuğunuz kelimeleri İngilizce'de duvarınıza da asabilirsiniz. Onlara bakarak da bu aralar ders çalışabilirsiniz. Zaten son gün asla ve asla ders çalışmayacağız. Sondan bir önceki gün asla deneme çözmeyeceğiz. Hatta sondan bir önceki günden önceki gün, yani sondan iki gün önce çözeceğiniz denemeleri veyahut da soruları bazen cevabına bakarak da çözebilirsiniz. Yani mesela şöyle çözüyorsun ya. Bu ne? 1-3 gibi geliyor bana ama bakayım. Ha 1-3'müş. Ya 1-3. Ben de böyle de çözebilirsiniz. Şu anda bilhassa bugünlerde normal deneme çözün ama son iki gün kala 1-3'tür inşallah. Bir baktım böyle kendi moralinizi bozacak şeyler yapmayın. Belki de o anda heyecandan dolayı doğru yapacağınız soruyu yanlış yapıyorsunuz. Hani bazen insan şöyle kendini kandırır ya. Bakayım bunun cevabı neymiş? A, B, C'de. C. Ha ben de C diyecektim dersin hani. Esasında belki de C demeyecektim ama. Evet bence de C diyecekti. İşte bu tarz şeyler de yapabilirsiniz son iki gün çalışırken. Yani bir kez daha bilgilerinizin üzerinden geçebilirsiniz. Ama şu günlerde normal adam akıllı denemeyi çözmeniz gerekiyor. Yani son gün strese sokacak çalışma yapmıyoruz. Son gün deneme çözüp bir sürü yanlış yaptım diyecek bir duruma kendimi sokmuyoruz. Son gün oh ne güzel her şeyi biliyorum havasına girmemiz lazım. Çünkü moral, motivasyon en az 5-10 net değiştiriyor arkadaşlar. Hayal edebildiğiniz her şey gerçek arkadaşlar. Sizler çok değerlisiniz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Şu anda belki bazılarınız yazılımcı olmak istiyor, bazılarınız doktor olmak istiyor, bazılarınız mühendis, bazılarınız öğretmen, bazılarınız tiyatrocu, bazılarınız futbolcu bilmiyorum. Bunların hepsi gerçekleşecek arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. Hayallerinize ulaşacaksınız. Yeter ki şu anda önünüzdeki bu sınava bir hafta güzel bir şekilde çalışıp girin. Sonra zaten lisede, üniversitede yapacağınız birçok projeyle, birçok çalışmayla hayallerinizin hepsi gerçek olacak. O yüzden şu LGS'i de yapalım bitsin gitsin. Hadi bakalım şimdiden iyi çalışmalar.